Arkadaşlar merhaba. 42. dersle devam ediyoruz. Yani bir önceki tankta biz yani bu şeyde dörtgen şeklindeki, dörtgen prizma şeklindeki tanklarda kullandığımız formülü yazmıştık. Şimdi arkadaşlar bu formül tamam mı? Sadece eşit dikdörtgen tanklarda uygulanabilir. Yani siz bunu gemi tanklarında uygulayamazsınız yani. Dediğim gibi o yüzden hani bu şey sadece sınavlarda işte bu ehliyet sınavlarında falan çıkıyor diye ben anlattım bunu. Ama ondan sonra eğer tanklar dikdörtgen fakat her birisinin ölçüsü farklı ise her birine de tek tek yapmak gerekiyor. Ya da tanklar aynı şekilde ve ölçülerde ancak dikdörtgen yapıda değillerse tamam mı? Kullanamazsınız bunu yani. Tamam, bu tank şeyini, formülünü. Bir de boyuna dikmeler tanklardaki free surface momente direkt etkisi olmayıp sadece operasyon kolaylığı sağlarlar. Yani biz bu enli hareket incelediğimiz için bu şeyde free surface momente yani serbest yüzey etkisinde bu boyuna dikmeler yani tankları, ambarları birbirinden ayıran su geçirmez perdeler öyle diyeyim. Traverse bulkhead'ler enine dengedeki bu GM küçülmelerine falan bir etkisi olmuyor. Sadece operasyonda kolaylık sağlıyor bize yani parça parça istediğini alabiliyorsun. Sadece bir hasarlanma durumunda evet FSM'nin etkisine azaltıyor. Niye? Şöyle çizeyim onu da. Yani diyelim ki ben sadece geminin tabanını çiziyorum, karinasını. Şöyle şuralar iki tane ambarını çiziyorum. Şu şekilde. Tamam. Buradan böyle bir traverse bulkhead'le bu ayrılmış iki tane ambar. Komple tabii bu traverse bulkhead aynı zamanda aşağıdaki tankları da birbirinden ayırıyor. Doğru muyum? Ha. Şöyle. Ondan sonracığım şu şekilde devam ediyor. Burada iki tane tank var, değil mi? Yani perdeyle ayrılmış. Bir de bunları boyuna ayıran şey de var. Değil mi? Bu şekilde. Aynı şekilde. Double bottom tankı çizdim. Şöyle devam ediyor. Ve bu şekilde. Yani burada 1, 2, 3, 4 tane tank var. Hani bir hasarlanma durumunda. Tamam mı? Yani burada şeylerin diyelim ki şuradan Allah gecinden versin kareye oturdun işte tam şöyle bir yerde tamam mı? Şurada da şu köşesinden su geçirmez perde traverse bulkhead'i şu an siz su geçirmez perde olarak düşünün. Tam bir hasar oluştu. Ve küçük bir parçası hasarlandı bunun. Şöyle bir şey oldu. Yani burada su komple içeride hareket edemek sadece çok küçük bir alanda hareket edemek. Yani suyun geçirgenliğini azaltacağı için bu. İstediği gibi şey yapamayacağı için bunu da sadece hani o tarz durumlarda bir kaza durumunda filan etkisini azaltıyor. Çünkü su istediği gibi şey yapamaz veya aynı şekilde yani ne bileyim öyle bir denk geldi ki tam şu geminin ortasından oturdun omurganın buradan ve şuradaki su geçirmez perde biraz yara aldı. Burada iki tane tank var değil mi? Sancak iskele iki tane tank. Ve bu arasındaki su geçirgenliği çok küçük bir alandan olacak burada. Dolayısıyla su istediği gibi o free surface çok rahat hareket edemeyecek. Hareket kısıtlaması getiriyor. Sadece böyle faydaları olabilir bunların yani. Bu sloshing efekti azaltır. Evet. Ondan sonracığıma şeylerde şimdi şu sloshing efekte ben biraz bahsetmek istiyorum. Yani şu juggle dediğimiz şeyler var abi. Bunlar nedir? Şöyle bir tank çizeyim ben size. Sadece küçük bir parça. Şununla çizelim. Şimdi double bottom'un sadece bir double bottom çiziyorum. Bu double bottom'da da böyle boyuna dikmeler olur. Ve böyle bu traverse bulkhead değil de derin postalar bunlar. Değil mi? Bu tank böyle uzuyor. Buralarda deep frame dediğimiz deep frame ya da web frame dediğimiz böyle derin postalar. Yani normal bir posta geliyor buradan, frame geliyor. Tamam mı? Böyle bir de her 3-5 tane de bir
Şöyle derin postalar gelir. Bu mukavemeti arttırmak. Şunlar da böyle boyuna devam ediyor. Şu şekilde şöyle. Bunlarda da böyle yine içlerde böyle şeyler olur. Yine menholler olur. Bir de rat hol, hol dediğimiz bizim cugul dediğimiz şuralarda şu iki dip frame arasında yani bir tane dip frame'i çiziyorum ben şu an sadece. Şurada boyuna dikmeler. Şuralarda menholler var insanlar geçsin diye ama şuralarda da küçük küçük böyle delikler olur. Tamam. İşte o dipte kalan son azıcık su süzülsün diye. Tamam mı? Cugullardan da zor hareketler. Bir de şimdi dedim ki şu sloshing efekt. Arkadaşlar şimdi bir baş pik tankı. Şu geminin şöyle ön tarafından kesit aldım. Şöyle geldi bu tank. Tamam mı? Ondan sonracığıma şu şekilde şöyle genişledi. Ucu da şöyle daraldı. Bu baş pik tankında şimdi siz yukarıda menholden açıp indiğiniz zaman bu arada şöyle nasıl diyeyim balkon gibi şeyler olur, tamam mı? Şu ortasında küçücük bir açıklık olur. Bazen de kimisinde olmaz. Tamam mı? Onu da şöyle çizeyim mesela. Şöyle. Bunda da burada küçük küçük menholler olur. Sadece bir yerinde nispeten daha büyük ki insan geçsin diye. Tamam, burada hatta bildiğiniz trabzanlar falan olur yani. Ha. İçinde şuralarda rahat rahat yürüyün diye. Burada da böyle şeyler var. Şimdi arkadaşlar sloshing efekt özellikle şu baş pik tankı çok vuruyor, tamam mı? Sloshing efektten bahsetmiştik. Neydi? Çalkalanma değil mi? Çalkalanma. Sen bunun içini nerede? Böyle yarım doldurduğun zaman bunun içindeki su baş taraf halduruldur. İşte suya gömülecek, sancak iskele yapacak, rolling yapacak, pitching yapacak, yawing yapacak, rock and roll yapacak yani böyle. Tabii bunun içindeki su da havabam çalkalanacak. Benden size tavsiye. Şimdi ben bu tankı şöyle yandan çiziyorum, tamam mı? Tam kesit olarak. Şurası geminin balbı. Şöyle geldi. Şurası senin baş pik tankın ya. Şuralarda şöyle iki kat diyelim. Büyük bir gemidesin. İki tane şu şeyler var. Arkadaşlar tank inspection yaptığınız zaman ya da gemi planlarında diyelim ki seyir yapıyorsunuz. Baş piki de tam fulleyemeyeceksin, tamam mı? Gemi başa gidecek. Negatif trim olacak. Olmaz. Yarım alacaksın. İşte yarım alacağın zaman mümkün mertebe ya bu seviyeye denk getirin. Ya da eğer daha doldurma imkanı varsa bu seviyeye denk getirin. Çünkü şu perde, bu perdeyi de üstten ben çok pardon. Şöyle çizeyim abi bak. Şöyle bir şeydir bu, tamam mı? Böyle kocaman baş pikinin üstünde bir kat. Kat bildiğin sac yani sac. Böyle üstünde küçük küçük menholler vardır. Yani su çalkalandığı zaman buradan yukarı çok da rahat hareket edemez, tamam mı? Heh. Yani eğer sen bu slack olarak bu seviyelere artık kaç tane varsa heh, hiç yoksa yapacak bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Özellikle %5 ila neredeydi? %5 ile 90. Tabii. %5 ile 95 arasında. Doldurduğun zaman bunu yani ya tepeye yakın %95 ya da neredeyse boş doldurdun %5. Bu aradaki doluluklar çok fazla su çalkalanır. İşte hem gemiyi de sallar, sacı da yorar. Hani böyle çok aşırı havalarda zarar dahi verebilir içteki elemanlara. Dolayısıyla böyle zaten bunlar Ballast Water Management planda da yazar, tamam mı? Şeyler. İşte şu kadar almayın, sloshing efekte dikkat edin falan. Sen bunu mümkün mertebe şu delikleri olan, tamam mı? Nispeten suyun tabii ki yani bu çalkalandıkça şuradan püskürecek biraz ama çok da rahat. Yani hiç üstünde bir bariyer, bir saç, bir şey kat olmamış gibi de rahat edemeyecek. Buralara denk getirirseniz çok fark eder arkadaşlar. Tamam mı? O da aklınızda bulunsun. Yani şurada şunu demek istiyorum. Şurayı şöyle bir şurayı hatta bir daha bir sileyim. Şöyle. Tamam mı? Şu tankı bir daha çizelim. Şöyle. Gemi devam ediyor buradan devam ediyor. Şurası sizin baş pikiniz. Şöyle farz edelim ki iki kat var.
Ama aldım buraya. Dediğim gibi ya az doldurun nispeten. Eğer slack yapmaya mecbursanız. Yani ya %95 yapacaksın ya çok az tutacaksın. Ama su alman gerekti. Ya bu seviyeye, bu kata denk getirin ya da bu kata denk getirin, tamam mı? Ki su çok da rahat hareket edemesin. Yok, yani şunu diyorum. Yani şuralarda bırakmayın suyu. Böyle üstünde çok boşluk kalmasın. Ya da biraz daha doldurun. Şöyle şuralarda kalmasın yani, anlatabiliyor muyum? Mümkün mertebe tabii yani. Ama yani bu şey yapabilir. Zarar verebilir arkadaşlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla bakın ben size ne dedim en başında? Dedim ki çok pardon. İki farklı hesap yapacağız. Ya elle hesap. Elle hesap. Ya da kitaptan. Kitaptan. Ama biz bu elle hesabı sadece box shape. Yani rectangular. Tamam mı? Rectangular. Yani böyle dikdörtgen prizma. Dik dörtgen prizma tanklarda uygulayabiliriz. Yamuk, eğri, dikdörtgen prizma olmayan tanklarda uygulayamayız. Kitaptan hesabı da direkt yazıyoruz. Şimdi bizim kitaptan hesaptaki formülümüz neydi? Manuel hesaptaki formülümüz neydi? Şöyle yapayım. Elle hesapta neydi? GG0 eşittir. L çarpı B küp çarpı densite tank water bölü 12 çarpı volüm çarpı densite sea water'dı değil mi? Ve benim burada inersiya moment dediğim neydi? İmo eşittir. L çarpı B küp. Hatta dur onu çok pardon farklı kalemle yazayım ki alttakiyle karışmasın. İmo eşittir. L çarpı B küp bölü 12 idi değil mi? Yani şurası inersiya moment. Peki benim kitaptaki hesabım neydi? Ben size ne demiştim? Free surface moment eşittir inersiya moment çarpı içindeki density of sea water, içindeki density of tank water'dı değil mi? Yani arkadaşlar burada ben en sonunda da bunu da çok pardon şunu şuraya yazayım daha iyi anlaşılacak. Şöyle inersiya moment çarpı density tank water free surface moment. Free surface effect. Ben bunu bir de deplasmana böldüğüm zaman dedim ki mesela hani baş pik tankına işte tek 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 hesaplıyoruz böyle. En sonunda toplam deplasmana bölüyoruz ve toplam free surface momenti hesaplıyoruz değil mi? Yani free surface effect, free surface moment. Eğer sen sadece imom çarpı densite tank water yaparsan efekti hesaplarsın. Bir de bunu imom çarpı densite tank water bölü deplasman yaparsan o zaman da momentini hesaplarsın. Bütün tanklarında bu FS free surface efektlerini toplayıp toplayıp en sonunda genel deplasmana böldük mü toplam free surface moment hani GM küçülmesini şey yapıyorduk. Peki yani ben şuna GM küçülmesi dediğim GM küçülmesi. Küçülmesi kısmı. Peki arkadaşlar yani bu iki formülün birbiriyle karşılığı nedir? Onu da nasıl yapalım? Şunla yapalım. Buradaki arkadaşlar şu inersiya moment zaten şunu yazdık değil mi? Şurası. Şu densite tank water yine zaten burada densite tank water. Deplasman nedir? Volüm değil mi? Geminin su altı hacmi çarpı sea water'da arkadaşlar. Bu kadar basit. Tamam mı? Yani şu inertia moment dediğimiz imo bunun şeyi metreküp de değil metre üzeri 4'tür. Ünite olarak. Ünite olarak. Ve
Sabittir. Nasıl sabittir? Eğer ben bu tankın içine olur da 1.025'lik bir su koymuşsam free surface moment biraz daha farklı olur. Ha yok. Ben bunun içine binlik tatlı su koymuşsam farklı olur. Veya bu şekilde bir tankın içine oldu ya, yakıt koydum, ne bileyim 0.95'lik koydum, o zaman moment değişir. Yani şu kısmı sabittir şekle göre. Sen bunun içine nasıl sıvı doldurursan ona göre moment değişecektir arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar bu kısmı bu kadar. Bir de şunu şey yapmak istiyorum. Şurada bir tane genel bir su seviyesi çizelim. Şöyle. Tamam, şu bir. Ondan sonra aynı uzunlukta şöyle 3 tane tank çizeyim. Bu 3 tank tıpatıp aynı olsun. Tamam mı? Şöyle. Tıpatıp aynı 3 tank. Yalnız biri tek parça, biri iki parça, biri de 3 parça bu tankların. Dolayısıyla şöyle, bunların içindeki gemi yatmış yani. Ondan sonracıma onu daha şöyle çizeyim. Şununla da çizelim. Şimdi bunun içindeki sıvı diyelim ki şöyle yattı tabii. Bunun içindeki sıvı burada böyle yatacak. Değil mi? Burada da böyle yatacak. Burada şöyle yatıyor. Burada böyle. Hatta ya bunu biz bu kadar kalın kalemle değil de çok pardon daha ince çizeyim. Artık anlaşıldı konu yani. Değil mi? Şununla çizelim. Şununla çizeyim. Evet. Buradaki sıvı böyle oldu. Burada böyle ve böyle oldu. Değil mi? Burada da böyle, böyle ve böyle oldu. İçindeki sıvılar da aynı. Tanklarda tıpatıp aynı. Peki bunların şeye yansıması nasıl olur? Burada GM küçülmesi. Daha doğrusu G0 GV. Değil mi? Eşittir. L çarpı B küp çarpı densite tank water böyle 12 çarpı deplasman olur. Burada ne olur? B 2 adet olduğu için N koyduğum için kenarına değil mi? Dolayısıyla 2 tane tankımız var. 2 çarpı L çarpı densite tank water. Ondan sonra böyle 12 çarpı deplasman çarpı B küp yerine artık şu mesafe değil mi? Distance bölü 2 diyorum ben buraya. 2 adet tank var. Buradan da bu formül nasıl oluyor? 1 bölü 4 çarpı L çarpı densite tank water çarpı B küp bölü 12 çarpı deplasman oluyor. Peki 3 tane olduğu zaman çarpı N'im vardı değil mi? 3 çarpı yine aynı şekilde L çarpı densite tank water bölü 12 çarpı deplasman çarpı işte aradaki mesafe D bölü 3 oluyor bu sefer. Değil mi? Nin kübü oluyor formül gereği. Buradan da 1 bölü 9 çarpı yine kalan kısmı aynı. L çarpı densite tank water çarpı B küp bölü 12 çarpı deplasman. Yani arkadaşlar sizin gemide tanklarınızı ne kadar boyuna bölmelerle şimdi ben şu değere A dersem veya ben bu değere ne diyeyim 12 değil tamam mı? Öyle bir şey çıktı buradaki 12 GG0 peki şu da GG0 değil mi aynısı değil mi heh, burada 1 bölü 4 çarpı 12'den ne çıkar 3 tamam mı değil mi dolayısıyla hatta hem 9'a 2 tane 3 var. Nasıl yapalım? 12 değil de şu 36 olsun. 36. Dolayısıyla 1 bölü 4 çarpı 36. Şurada 9 çıktı. Burada ne yaptı? Yine aynı şekilde şurası 36. 1 bölü 9 çarpı 36. Burada da 4 çıktı. Yani burada 4, burada 9, burada da 36. Yani siz tıpatıp aynı ölçülerde bir tanka içlerindeki sıvı miktarı komple aynı olduğu durumda eğer bölerseniz boyuna olarak değil mi? Yani o free surface alanını kısıtlayıp suyu parçalara bölerseniz içindeki bunun free surface efekt üstündeki şeyi giderek azalacak. Ben buraya ne kadar çok bölme koyarsam buradaki free surface çok pardon
efekt de o kadar azalacak demektir. Yani tek parça bomboş bir tank yapmaktan ziyade o yüzden hem içine mukavemet elemanı olarak, tamam mı, hem de yani bu tarz etkileri azaltmak maksadıyla bu double bottom tanklarını şeyleri mümkün mertebe böyle perdeli perdeli yaparlar. Tamam ya, bu burada bölecek, bu burada böyle, bu burada böyle. Böyle ne kadar parçaya ayırırsan bunu, free surface, moment, etki, GM küçülmesi de o kadar azalacak arkadaşlar. Tamam. Bir de şu gemi tank yapılarına dair onu da söyleyeyim. Şöyle de son bir şekil çizeceğim. Ondan sonra başka şeyimiz var mı? Şu statik stabilite momenti falan diye bir şey var. Onu da bahsederim. Ondan sonra örnek çözeceğim bir tane ama genel bir örnek. Yani böyle sınava yönelik falan değil. Baya baya bir geminin durumunu bir çözelim ya. Bir defa da bunu yapalım. Tam olarak yani sizin gemide çıktığınızda, çalıştığınızda gerçekten yapacağınız şeyi yapalım. Evvela. Tabii ondan sonra bu sınav sorularına, örnek sorulara falan devam ederiz. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane tank çizelim. Tamam. Ya bu gemiyi ben de yok ama yok şöyle daha anlaşılır oluyor. Şöyle çizdim. İki tane tank. Biri de şöyle yapılı. Tamam mı? Bunların içinde işte şöyle bir seviye giderek böyle 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 en son tepede kalıyor. Hatta şu tankların tabii tepesini de kapayalım. Bunlar gemi değil, tank. Ötekisinde de tabii bunu biraz daha yamuk çizersek daha iyi olacak. Şöyle yapayım. Şöyle bir merkez hattı çizelim abi. Bu tarafa böyle, bu tarafa da böyle bir tank var elimizde. Burada da yine su yatıklı böyle böyle böyle. En sonunda burada. Burada da aynı şekilde böyle böyle. Yatık yani bu tank yatmış işte free surface içindeki çeşitli su seviyeleri. Olduğu zaman çok pardon. Şunun grafiği böyle. Yine bunun grafiği de şu şekilde. Olduğu takdirde arkadaşlar bu tankın free surface'i şöyle bir eğridir. Bununkisi de şu şekilde. Şöyle. Tabii onu biraz daha şey yapmak gerekiyor. Şöyle bir eğridir. Yani bu biraz daha merkezi kayık yani şu şekilde de ben güzel çizemedim yani tamam. Bunda da böyle ya buradaki free surface'in artıp en son hani o dedik ya işte şey tepede boşluk paketing. Yani şurada tepeye değdiği andan itibaren hop bu aşağı iniyor ve süratli bir şey. Hatta yani bu biraz daha dik yani şöyle. Tamam. Hatta yani tankın durumuna göre şöyle de olabilir, yatay da olabilir falan. Tamam mı? Bu şekilde yani birdenbire azalıyor. Böyle şu tepeye değdiği an paketing başladığı zaman burada da yine aynı şekilde paketing bittiği an süratle yükseliyor. Nispeten sabit kalıp veya çok hafif şey yapıp aşağı inerken de paketing başladı mı birdenbire aşağı iniyor. Tamam. Burada da öyle yine. Tankların şeyleri de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla free surface etkisini de anlattık. Şimdi ben burada size az bir vakit kaldı. Yeni konuya bir sonraki videoda girerim. Şöyle bir şey yapalım. Kısa kısa formüller vereyim mi? Şöyle bir sürü verelim. Çok pardon. Pardon. Şöyle çeşit çeşit formüllerimizi bir daha bir hatırlatalım. Şimdi ne vardı elimizde? Şimdi şu GG1 yani ağırlık merkezinde yer değiştirme değil mi? Onları şöyle üstte önce başlığını yazayım ki daha iyi olur. Ağırlık merkezinde yer
Değiştirme. Ne zamandı bu? Ağırlık ekleme çıkarma ya da şey durumlarında değil mi? Shifting'de. Şunu şöyle alayım kenara. GG1 eşittir. Demiştik ki W çarpı D bölü deplasman demiştik. Burada W neydi? Eklenen ya da çıkarılan ağırlık, değil mi? Eklenen ya da çıkarılan ağırlık. Bu D neydi? Ekleme ya da çıkarmada. Yani KG'den, geminin ağırlık merkezinden olan mesafeydi, değil mi? Yani iki ağırlık merkezi arası mesafeydi. Hangi iki ağırlık merkezi? Geminin büyük G'si ile şuradaki yükün küçük G'si, iki tane ağırlık merkezi arasındaki mesafe. Deplasmanda deplasman zaten. Bu ne? Tek ağırlıklı durumlar içinde, değil mi? Ondan sonra çoklu ağırlıklarda, ağırlık merkezinde direkt KG'nin bulumu, KG üssünün bulumu neydi? Epsilon moment bölü epsilon deplasmandı, değil mi? Epsilon ağırlık. İşte zaten biz bunu kullanacağız, tamam mı? Şuradaki şey fluid olması için şuraya da FSM koyacağız. Değil mi? Bir de varsa ambardaki FSM, wash water koyacağız. FSM, tank water'ları koyacağız. Bu böyle gidecek. Bunu yapacağım şimdi. Değil mi? Buradaki şeyler bu formülde, yani şu eşittir. Şunu biraz uzatayım. Deplasman çarpı geminin KG'si artı eksi işte W1 çarpı şu KG1 işte artı W2 çarpı KG2 şeklinde devam ediyor. Altta da deplasman artı W1 artı W2 şeklinde devam ediyor. Bunlar hep artı eksi artı eksi. Buradaki artı eksi durumu sadece yükleme ya da tahliye olup olmamasına bağlı. Moment hesabında. Tamam mı? Ondan sonracığıma. Ne demiştik? Şurası boş kalsın. Bir diğer formül demiştik ki GM eşittir. KM eksi KG demiştim, değil mi? Şu KM'yi kitaptan buluyorduk. Kitaptan. KG'yi de kendimiz hesaplıyoruz arkadaşlar, değil mi? Buradaki KG fluid. Fluid. Yani nihai KG, son KG. Tamam. Bir formülümüz daha vardı. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. O da neydi? GZ eşittir. GM çarpı sin tetaydı. Burada eğer şöyle 10-15 derecelere kadar ise yatma teta açısı, bu formülü kullanıyorduk. Ha yok. Büyük açılar için büyük. Hatta şöyle yapayım. GZ büyük açılarda wall side formülü diye bir şey gündeme geliyor. Abi onun sayfalar sürüyor, tamam mı şey? Formülünün nereden geldiği. Hiç girmeyeceğim ona. Sadece formülünü vereceğim, tamam mı? GZ eşittir. Şöyle bir tane köşeli parantez koyayım. Niye koyduğumu şey yapacağım. Söyleyeceğim. Diyeceğim ki GM artı 1 bölü 2 BM, tamam mı? Çarpı tanjant kare teta, yani yatma açısının tanjantının karesi çarpı sinüs teta. Tamam mı? Şey bu. Olay bu. Ben buna niye köşeli parantez koydum? Şu tanjant karenin geldi, yani şuralar wall side formülü. Ya wall side dediği bir gemi tekne tipi, tamam mı? Şimdi ben size gemiyi hep karşıdan şöyle çiziyorum ya. Bu gemi böyle abi. Wall side düz. Ama tekne formu da şöyle yani. Şu şekilde. Mesela. Şu şekilde. Şöyle bir tekne formu olduğu farz edildi. Yani dimdik. Kenarları hep dik. Böyle bir tekne formunun hesapları üstünden üretilmiş, integral üzerinden üretilmiş şeyler. Tamam mı? Dolayısıyla abi onun hiç şeylerine girmiyorum. Formül şeylerine, hesaplarına. Tamam. Ben bunu niye büyük köşeli parantez yaptım? Çünkü ben buna çarpı deplasman dersem o zaman ne olur? Doğrultucu kol
momenti olur, değil mi? Yani şimdi şurayı bir sileyim. Ve arkadaşlar bizim aslında şudur. Statik, stabilite, momenti dediğimiz olay arkadaşlar. GM çarpı sin teta çarpı deplasmandır. Tamam mı? Formül bu. Peki burada bana tanıdık gelen, çok pardon. Tanıdık gelen şeyler nedir? GM çarpı sin teta neydi? Şurası. GZ'di değil mi? GZ. GZ çarpı deplasmandı. O wall side, yani şu şöyle yazayım, 15 dereceden küçük açılarda. Bir de şöyle teta küçüktür 15, teta büyüktür 15. 15 dereceden büyük yatma açılarında ise ne oluyor? Bir daha yazayım. GM çarpı 1 bölü 2 BM, değil mi? Çarpı tanjant. Çok özür diliyorum. Şurası artı artı. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şu çarpı değil artı. Ben de diyorum içteki parantezine. Çok özür dilerim. Tanjant kare teta. Tamam mı? Şu artı olduğu için şurası dışına sin teta'yı koymuş. Ya yani hepsi çarpı olsa paranteze koymaya ne gerek var, değil mi? Şurayı hemen düzelteyim arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Çok. Artı. Yani sin teta. Benim burası neydi? Burası benim yine GZ'dim de, değil mi? Şurası şöyle GZ. Ben buna çarpı deplasman dersem yine statik stabilite momentini bulmuş olurum arkadaşlar. Tamam. Ya bu periyotlara falan şey yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla aman yani şu şeyde bir önceki birkaç dakika önce şurası çok önemli. Çok özür dilerim. Olmaz yani. Olur da böyle bir soru gelir. Şurası şöyle yazayım. Çarpı değil. Tamam mı? Değil. Artı. Artı aman yani. Şurası artı. O yüzden şuraya parantez koyup sinüs tetayla bir daha çarpıyor. Tamam mı? Şurası da deplasman. Dolayısıyla arkadaşlar durum bu. Şimdi böyle biz hep tek tek işte ağırlık ekledik. Bir şey yapladık. 2, 1, 3, 5'e şu kadar koydu falan. Ya öyle değil de biz baya baya, tamam mı? Nerede benim? Gel şuraya şunu. Çok pardon. Görünüm yapalım. Ayrıntılar yapalım. Şu. Ben şurada şu calculation sheet'i zaten bilerek koydum ki 2 saat yazmakla uğraşmayalım diye. Ya ben buraya açacağım bunu. Ya bir komple bir gemi hesabı yapalım ya. Yani normal yüklermiş gibi bir sefermiş gibi. Tamam böyle tek 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 değil de gerçekten gemide ne yapacaksak onu bir sefer yapmak istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Kaçı yaptık biz? 41, 42. 42'yi yapıyoruz herhalde, değil mi? 42. dersi bitirdik. Bir sonraki derste de görüşmek üzere.